yaratıyor. Türkiye için bir değer olarak görüyoruz aslında. Çünkü ülkemizde direkt ihracata giden de belki rakip olmayan bir ürün olması ülkeniz için ne kadar önemliyse Malatya'nın için tabii çok daha fazla önemli. Malatya'nın sadece bu alanda sınırlı kalmaması adına da özellikle hem sanayinin gelişmesi, organizelerin gelişmesi adına hem de tarımda da alternatif ürünlerin geliştirilmesi adına da günümüzde yere bulmakta. Bizlerimizden gelen gayret ve çabayı gösterelim. Büyükşehir olmasıyla birlikte Malatya'da büyükşehirlere daha çok görev düştü, daha çok yetki ve sorumluluk düştü. İlin bütün geleceğe yönelik avantajlarını düşünmek, il ekonomik olarak düşünmek, sağlıkta, işte eğitimde olsun, turizmde olsun mutlaka bir yarış içerisinde ileriye taşıma imkanı da olur büyükşehirlerle birlikte. Aslında yerelden bu alanlara bakan bir göz oldu büyükşehir. Bu anlamda çok büyük bir avantajı oldu. İnşallah yerel yönetimlerin daha da güçlendirmesiyle birlikte ülke genelinde nasıl bir kalkınma hamlesi, reformlar başladıysa bunun yerelden de tetikleyici olma fırsatı doğdu. Bizler de bu iki yıldır büyükşehir olarak Malatya'mızda bir bakış açısıyla yani genelde temel planlar üzerinde ağırlık veriyoruz. Bunlar kentsel dönüşüm master planı, bütün üst ölçekli imar planları, işte turizm master planı gibi, başım master planı gibi, toplu taşıma planlamaları gibi her alanda, her anlamda ile geleceğe yönelik bir bakış açısı, bir vizyon oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah büyük şehirlerin bu yeni yapılarıyla birlikte Malatya'mızda daha düzenli bir yer, ekonomisini güçlendiren bir şehir olmak fırsatı yakalamış olarak görüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız seçildiği günden bu tarafa siyasi rozetini çekmeceye koymuş, Malatya'nın bir tamamını kucaklamış ve Malatya'mızı bulunduğu noktadan görev süresince alıp daha ileriye doğru taşımış, taşıma gayretinde olan başarılı bir belediye başkanımız. Kendisini takip ediyoruz, iftihar ediyoruz. Kadim şehrimiz Malatya'mıza verdiği bu hizmetlerin artarak başarıyla devam etmesi için tabii ki biz de bulunduğumuz noktada elimizden ne gelirse, gücümüz neye yeterse Malatya halkı adına kendisine yardımcı olacağız. Devlet ne için vardır? Milletinin mutluluğu için vardır. İşte devletin millet mutluluğu için uygulamanın en bariz noktası belediyelerdir. Devlet eğer illerinde, ilçelerinde vatandaşlarının mutlu olmasını istiyorsa belediye hizmetlerinin imkan ölçüsünde imkanlarının açılması lazım. Belediye başkanlarımızın belediye hizmetleri noktasında önünü açacak, hizmet etkinliklerine katkıda bulunacak düzenlemeler artarak devam eder. Malatya'mız aynı zamanda birliğin ve beraberliğin de timsali olan bir şehrimiz. Yani Malatya'ya Kayısı'nın başkenti diyebiliriz. Kültürün, medeniyetin, tarihin başkenti diyebiliriz. Alperenlerin, Alparslan'ın Anadolu'ya girmeden evvel, 300 yıl evvelki yuvası diyebiliriz. Bir şey daha diyebiliriz. Malatya huzurun şehridir. Birliğimizin ve beraberliğimizin timsali bir şehirdir. Malatya'ya geldiği zaman insan adeta şunu bir ferman gibi görüyor. Malatyalı hep bir ağızdan şunu diyor bütün dünyaya. Ben Kürdüm, ben Türkmenim, ben Aleviyim, ben Sünniyim ama biz hep birlikte bir büyük Türkiye, bir büyük Türk milletiyiz. Malatya'ya gelen herkesin bunu görmesi mümkündür. Malatya'mızdaki birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin kıyamete kadar süreceği Malatya'da yaşayanlar tarafından tescillenmiştir. Böyle bir kadim
şehrimizde olmaktan ben de çok memnunum.